Tutulmalar sizin doğum tarihinizle birleşiyorsa 11 Şubat, 26 Şubat, 7 Ağustos, 21 Ağustos, o zaman bu yıl hayatınızda çok büyük değişimler olacak demek. Hayatınız beklenmedik şekilde değişecek demek. Çünkü sizin doğum tarihinizle birleşiyor. Artı eksi 3 gün alabilirsiniz. Mesela 7 Ağustos değil, 6 Ağustos, 5 Ağustos, 7, 8, 9 Ağustos gibi. Tamam mı? Bitirelim, ondan sonra onları da konuşalım. Haydi bakalım, bir de güzel kovalara geldik. Benim de yükselelim kova. Kaldırın elleri, bak bak. Kaldırın elleri deyince herkesi kaldırıyor arkadan. Şimdi burçlar kuşağında kova burcu en farklı burçlardan bir tanesi. Dahilerin ve dehaların burcu. Artık çocuğumuz sistemleri, kurumları öğrendi. Çocuğumuz artık ideallerini ve fikirlerini oluşturuyor. Toplum içerisindeki statüsünü ön plana çıkartacağı ve bunu öğreneceği bir burca geçtik. Yani kova burcuna. Dahilerin ve dehaların burcu olarak biliniyor kovalar. Genel anlamda bu zeki insanlar. Çok zeki insanlar. Her şeyi ben bilirim tavrı çok yüksek. Bu yüzden çevrelerince biraz ukala algılanabiliyorlar. Her şeyi ben bilirim tavrıyla. Ama kovalarda şunu bilin. Herkesin yediğini yemez. Herkesin giydiğini giymez. Herkesin okuduğunu okumaz. Bir film meşhur olur, o küçük olur o film meşhur oldu diye. Ay bitsin ondan sonra gideceğim. Aa hiç gelemem ya. Ne buluyorsunuz bu dizide? Ne buluyorsunuz bu kitapta? Deyip önce muhalefetini yapar. Sonra okur. Bir de bilgi delisi. Bilgi delisi olduğu için bir yandan da öğreniyor, okuyor. Meraklı da. Devam. Bakın gerçekten çok zeki insanlar, bakmayın. Ama farklı yapıları var. Bu dünyaya niye gelmişler biliyor musunuz? Sistemi bozmak için gelmişler. Oğlak ne kadar sistemciyse, kuralcıysa, kova da o kadar sistem dışı hareket etmeye meyilli. Yani kovalardan harika devrimciler çıkıyor. Her konuda devrimci. Bunu hani böyle devrim gibi algılamayın. Yaptığı her işte sistemi sorgulayan insan. Bu insanların çocukları bile, yani kendi küçük yaşları itibariyle neden ve niçin sorusunu en fazla soran burç. Neden? Çocuğum öyle işte. Neden? Toplum öyle demiş ama neden? Ben annemle babamı böyle yakası iktirirmişim. Böyle hani çocuğum öyle işte diyormuş annem. Çünkü doğru cevap alamıyorum ya. Neden? Bana nedenini bile anlatmalı. Sizin de çocuğunuz, yakınlarınız, hani özellikle gelişmekte olan biri kovaysa sakın yalan söylemeyin. Geçiştirmeyin, nedenlerini iyi anlatın. Yoksa çocuğunuz bir asi olabilir, isyankar olabilir, herkese karşı çıkan biri olabilir. Ama onu iyi anlatırsanız ona her şeyi ve özellikle de yol gösterirseniz harika bir lider çıkartırsınız ortaya. Astroloji demokrasi kova burcu tarafından yönetiliyor. Demokrasi kova burcu tarafından biliniyor. Demokratik bile olsa, herkese fikrini sorsa bile kendi bildiğini okuyan tek burç. Sorar, belki saçımı kestireyim mi? Ona sorar, ona sorar, ona sorar, ona sorar, ona sorar. Yine kendi bildiğini okur. Bu da kovanın özelliği. Bir şey daha söyleyeyim mi kovalarla alakalı? Kova burçlarının aslında altıncı hissi çok kuvvetli. Çok. Ama mantığa, bilime, tekniğe, teknolojiye o kadar kaptırmış ki kendini, bu taraf hep görmezden gelir. Ama eğer bu tarafı da biraz daha yukarıya kaldırabilir, birazcık daha eğitebilirse, o zaman iki tarafı da kullanabileceği bir alan oluşmuş oluyor. Hayatta görebileceğiniz en harika arkadaştırlar. Her şeyi kova burcu insanına anlatırsınız. Anlattığınız zaman da sizi asla yargılamaz. Bu da çok güzel bir özelliktir. Ama öyle derin derin anlatmayın tabii, sıkılır. Fenalık gelir. Gençlik ölümsüzlük peşinde. Çünkü neden?
sistemi bozmaya ve sistemi devirmeye gelmiş ya. Bu sistemde ölüm var, yaşlanma var. Ona bile karşı çıkacak yani. Ben hep şuna benzetirim kova burcu insanını. Hani yel değirmenlerine karşısında dövüşen adam vardı ya. Cervantes'in çok güzel, evet. Ay o gelir aklıma kova burcunda. Mesela benim de yükselenim kova ama artık ben toplumla beraber hareket etmeyi öğrendim. Ama çok zorlandım üniversite zamanlarında, lise zamanlarında. Sabit burçların bir özelliğini söyleyeceğim size. Sabit burçların özelliği şudur arkadaşlar. Sabitler biriktirir. Boğa mal mülk biriktirir. Aslan kimlik biriktirir. Söylemiştik zaten. Akrep duygu biriktirir. Bunlar mevsimlerin sabiti. Ve kova bilgi biriktirir. Onlar için bu hayatta en önemli şey okumak ve bilgi sahibi olmak. Bunu da hemen söyleyelim. Şimdi bu sene kovaların şöyle bir özelliği var. Bu sene kovalar özellikle seyahat edecekler. Bavulunuz hazır olsun. Yurt dışı, yurt içi, seyahat, eğitim, yabancılar yapılacak işler, medya alanları, legal konular, hukuki konularda çok şanslı olacak. Sevgili kovalar, özellikle kova öğrenciler için bu yıl harika bir yıl. Sınavlarında çok güzel başarı yakalayabilirler. Ama aynı güzel gezegenler bile destekliyormuş deyip bırakmayacaklar tabii ki. Ne yapacağız? Çalışacağız. Gereken çabamızı göstereceğiz. Aynı zamanda da şans rüzgarını arkamıza almış olacağız. Yine uzaktaki akrabalarımızın hayatında da güzel gelişmeler yaşanabilir bu yıl. Yaklaşık 2 yıldan bu yana arkadaş çevrenizi, sosyal ortamlarınızı gözden geçirdiğiniz bir dönem. Arkadaşlarınızla durduk yere kavga edip ya da aranızın bozulması gibi durumlar söz konusu olabilir. Hayatınızın yeniden şekilleneceği bir döneme doğru gidiyorsunuz. Bu dönemde yolunuza kimlerle devam edeceğinizi belirlemek için hayatınızdan çıkan insanlar olabilir. Bırakın çıksınlar. Artık o insanlar sizin hayatınıza hizmet etmiyorlar. Gerçek, özellikle yükselen kovalar için değil, gerçek kovalar için 11 Şubat civarı doğanlar var mı? 9, 10, 11, 12, 13. Sizin? 9. Neler yaşadınız? He? Hayır, bu sene daha yeni oldu 9 Şubat'ın üzerinde. Hayatımızda önemli bir değişim oldu mu? Ne oldu? Bir şey oldu. Tamam, önemli. Hoşunuza gitti mi? Gitmedi. Demek ki merak etmeyin, size şunu söyleyebilirim. Saat 5 dediler, tamam. Hemen bir sonraki burcu gidiyoruz. Şunu da anlatayım artık. Merak etmeyin, size şunu söyleyeceğim. Bazen şu an hoşunuza gitmeyen olaylar belki bundan bir yıl sonrası için bize başka bir zemin hazırlıyor. Bunu bilemeyiz. O yüzden tutulmalar bize bunu yapıyor işte. Biz dua ediyoruz. Diyoruz ki Allah'ım işimden memnun değilim. Türkiye'de ben buna çok rastlıyorum. Sonra bir olay oluyor tutulma zamanı. İşten çıkıveriyor insan. Anam işi en büyük şey oluyor. Anam bitti işim öyle oldu. Bak şimdi görüyor musun? Ama sen mutsuzdun o işten. Belki daha büyüğü gelecek. O yüzden hayat sana bunu yapıyor. O yüzden ben bilmiyorum ne yaşadığınızı ama hiç merak etmeyin. Sizin hayrınıza oldu. Belki bu an öyle görünmüyor ama bunu göreceksiniz ne olduğunu. Tamam mı? İnşallah öyle olsun.